Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilenlere göre AD üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Şekilde 90 derece varsa üçgenin alanı %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölgeden çıkar diyorduk. Ama hocam bu üçgende hiçbir uzunluk yok. Bu üçgenin alanını oradan bulamam. Ama burada oranlama var. Oranlama olduğunda da tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtım yapıyor muyduk? Yapıyorduk. Yani çift çizdeki alan A iken çift çizdeki alan yine nedir arkadaşlar? A diyebiliriz. Çünkü tepe noktaları aynı. O zaman alanlar da aynı olacak. E hocam 12'yi kullanacağız. Bak şimdi 12'yi kullanarak A'yı bulamasam da 2A alanını bulabilirim. Niye? Hocam 12'nin tepesi bakın şu büyük üçgende burası. Bu tepeden çizilen yükseklikte de burası değil mi? Evet. Yani 2A alanını bulabiliyorum ben. O da 12 çarpı 18 bölü 2. Arkadaşlar 2 ile sadeleşsin. 2 ile sadeleşsin. 6. Bir daha 2 ile sadeleştir. 3. 3 ile 18'in çarpımı kaç yapıyor? 54 yapıyor. Bizden de A alanı isteniyor. Cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. DF üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Bize şekilde 90 derece varsa ve bir üçgenin alanı soruluyorsa üçgenin alanı kesinlikle ama kesinlikle neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölükeydi. E hocam şu üçgende bir taban var mı? Var. O zaman bu tabana ait yüksekliği bulursan olay bitti. İlk işim bu. Alanda alan mantığını düşüneceksin. Alanın ne çizimi ilk etapta tabana ait yüksekliktir. 90 derecede özel bir açı olduğunda. Bunu unutma. E hocam ben bu 8 tabana ait yüksekliği hop çizeceğim. Bunu bulursam olay bitti. Bak bulurum artık. Şunlar paralel mi oldu? Her ikisi de aynı doğruya paralel. Aa hocam her ikisi de aynı doğruya dik. Hocam bunlar da birbirine eşit. Hem eşitlik var hem paralellik var. 12'yi de kullan diyecek olursam zaten rahat bir şekilde fark edersin. 12 ise burası nedir? 6. Çünkü orta taban çıktı. E, üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz en basit kısımdır. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. 48 bölü 2'den 24 yaptı arkadaşlar. Cevap denizli oldu. Yukarıdaki verilere göre BGC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ağırlık merkezi alanı çıkışı arkadaşlar hepimiz şunu rahat bir şekilde biliyoruz ve bilmeniz bilmeniz de lazım arkadaşlar. Ama bilmediğiniz şekilde de ben size şey yapacağım. Eğer burası ağırlık merkezi ise altı eşit parçaya ayrılır. Ya da arkadaşlar burası ağırlık merkezi ise böyle sadece üçgenler oluşturulmuşsa burada kalanlar birbirine eşittir diyebiliriz. Yani e, sen bunu çizdiğin zaman arkadaşım hop çizdiğin zaman şöyle 60 parçalanmaz hocam da hayali çizdiğini farz et. E şöyle çizdiğin zaman bu alanda bu alanda bu alanda Sen normalde bak şu üçgenin alanını A alanını bulamazsın. Şu an bulamazsın. O yüzden bu ağırlık merkezi alan dağıtımına yoğunlaştım. Niye bulamazsın? Hocam hiçbir şekilde uzunluk yok bu zaten burada? O yüzden bulamam. Şu anda bulamam. Ama ben 3 ayı bulabilirim. Niye? 8 ve 12 kenarları var. Bazıları sinüs teoremi hocam diyecek de ben karşıyım biraz biliyorsunuz. Ne yapabiliriz burada? Hocam 60 derece varsa hop 60 tabana ait bir yükseklik çizdiğim zaman olay bitiyor kardeşim. Tabana ait bir yükseklik ister 8 tabanına çiz ister 12 tabanına çiz hiç fark etmez. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 köküç müdür? Evet. E burası 4 köküçse hocam ben 3A alanını bulabilirim. 3A alanı nedir? Tabanımız 8. Yüksekliğimiz 4 köküç. 8 daha çarpı 4 köküç bölü e, 2'den buradan 3A alanını bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. 90'ın 12 ise 30'un karşısı 6 yapacak bu arada arkadaşlar. Burası da 6 köküç yapacak. Özür dileyerekten e, şu düzenlemeyi yapayım. Devam edelim arkadaşlar. Şu 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 gitti. A'yı buradan 8 köküç bulduk arkadaşlar. Cevabı 8 köküç yaptı. Ama ve lakin. Farz edelim bilmiyorum. Hocam ben bunu bilmiyorum ya. Bilmek zorunda mıyım şu ağırlık merkez alan ilişkisini? Evet bilsen senin açından güzel olur. Ama bilmeden de biz burada sonuca ulaşabiliriz. Hop hemen ikinci bir çözüm yöntemi yapalım arkadaşlar. Ağırlık merkezini kullanalım. Ağırlık merkezini kullanmak demek. Hocam buradan geçen kenar ortaydır. Ya da buradan geçen kenar ortaydır. Belki bu yeterli olacaktır. E madem kenar ortaydır. 4, 4 diye iki eş parçaya böldü. Burası da K iken burası da 2K mıdır? Evet. E hocam ne yapacağız şimdi? Şunu yapacağız. Gençler. Oranlamalar var. Alan dağıtacağız. K'daki alanı A ise. Hemen başlayalım. K'daki alanı A ise. 2K'daki kalan 2A'dır. A 4'te kalan 3A iken 4'te kalan yine 3A mıdır? Evet. Tüm alanı 6A bulduk mu? Bulduk. Burası da 2A oldu mu? Oldu. Aynı mantıkta yine yapabiliriz arkadaşlar. Bu sefer de şuradan dik çizmek istiyorum gençler. Bu sefer de şuradan dik çizmek istiyorum. 12 tabanına ait yüksekten yani tüm alanı bulursam 2A'yı da bulabilirim. Hocam çizdim diki. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 köküştür. E 12 çarpı 4 kök bölü 2 6 A eşittir. 6 A eşittir 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Buradan sadeleşti 6. Bu 6 da sadeleşti. Işte A'yı buradan 4 kök 3 buluruz ama bizden ne isteniyor? 2 A isteniyor. O da 8 kök 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. E, F, K, dik. Şu dik, bu dik. Bir Ali Kara dik. Bir de kc ile bc birbirine dik arkadaşlar. Şurası da dik verilmiş. Yani Şunların hepsi ne olmuş arkadaşlar? Birbirine aynı doğru yedik olduğu için ne oldu? Birbirine paralel oldu. Peki bunlar 6, 6, 6 verilmiş. Burası da 13 verilmiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamını bulacağız. Gençler bir kere şunlar 6, 6, 6 olmasını kullanacağız. Hocam bunlar 6'ya 6 ise şunlar birbirine eşit değil midir? 6'ya 6 olduğundan bunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Çünkü ort taban çıktı arkadaşlar. Paralellik var ya da bunlar birbirine eşit. Temel orantıdan eşit. A çift çizdik kalan A iken çift çizdik kalan A mı oldu? Evet. Ve şuraya B dersem normalde A artı B'yi bulmak zor. Ama artık ben A artı B'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şu mavi üçgenin alanından dolayı bulabilirim arkadaşlar. İlla yeşillere takılı kalmayın. Alanlar toplamı yani renklere takılı kalmayın. Alanlar toplamı A artı B isteniyor bize. A artı B aynı zamanda bu mavi üçgenin alanı değil midir? O zaman ben burada taban var. Tabanına ait yüksekliği bulacağım. Hocam tabanına ait yükseklik zaten kaç yapıyor? Şöyle çizecek olursanız fark edersiniz. Hocam tabanına ait yükseklik çizdim. 6, 6, 6. Burası 18 değil mi? Evet. Yükseklikimiz 18. Tabanımız 13 olduğu için A artı B alanı 13 çarpı 18 bölü 2 eşittir. Şunu da şu sadeleşse 9. 9 ile 13'ün çarpımı 3 kere 9 27. E, 117 mi yapıyor cevap arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle edremit oldu. Şekil 1'de bir biri sarı, diğeri kırmızı renk olan dik üçgen biçimindeki iki şeffaf kağıt görünmektedir. Evet bunun hipotenüsü 16, bunun da dik kırmızı uzun kenarı 16 arkadaşlar. Sonra ne olmuş burada? Bu iki üçgen şekil 2'deki gibi iki köşesi ortak olacak biçimde üst üste konulduğunda yani şunun dik kenarıyla hipotenüsü, diğerinin hipotenüsü bakın ortak kenarları şurada konulmuş arkadaşlar. Bakın harflendirmelerden de bakabilirsiniz. Birinin AC'siyle diğerinin DES'i. Yani burası 16 diyor sana. Evet üst üste konulduğunda ki bölgesi bakın burası sarıyla kırmızının kesişimi turuncu oldu diyor bize. Son durumda diyor ee, CF ile CK birbirine eşit diyor. Gençler şu eşitlik verilmiş arkadaşlar. CF ile CK birbirine eşit ve Kenan Bey uzunluğunda 4 birim olduğuna göre turuncu bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu eşitliği kullanacağız. E turuncu bölgenin alanını da bulacağız. Hmm. Şimdi gençler öncelikle tamam bir şey yapamıyoruz şu anda. Ee, şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. O zaman üçgenin alanı büyük ihtimalle %99 ihtimalle tabana ait yükseklikten çıkacaktır. Yani şu tabana ait yüksekliği çizince çıkacak. Ama onun öncesinde şey mi yapsak? Böyle 90'lara havada uçuşuyorsa alfabetaya dalıyorduk ya. Dalalım mı arkadaşlar? Öncelikle bu bir ikizkenar alfa alfa dersek e, bu ters açıdan dolayı alfa alfa 90'sa burası beta diyecek olursam hocam şuradaki dik üçgene bakacak olursak da buradaki dik üçgende de burası alfa burası 90'sa burası da beta oldu mu? Oldu. Ana ne çıktı burada ortay. Ve benden turuncu bölgenin alanı isteniyor. Turuncu bölgenin alanı ne demiştik? Hop da bana ait yükseklikten çıkar büyük ihtimalle %99 ihtimalle. Çıktı mı çıktı? Bak Hocam bu yüksekliği nasıl bulacağız? Bu açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit olduğundan şunlar birbirine eşit olacağından burası 4 ise burası da 4 olur. O zaman turuncu bölgenin alanı 16 çarpı 4 bölü 2 yani 32 çıkar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin alanını bulunuz diye söyleniyor arkadaşlar bize. Ali Bey uzunluğunu kaç vermişler? 12 vermişler ve buraya da 8 vermişler. Arkadaşlar üçgenin alanı Büyük ihtimalle taban çarpı tabana ait yüksekten çıkar diye söyledik. Çekilde 90 derece varsa. E hocam 12 var ama 12 tabanına ait yükseklik yok. Ya da 8 var ama 8 tabanına ait yükseklik yok. Büyük üçgende şu üçgenin alanı isteniyor ya. E ne yapacağız hocam? Dikkat edersen 12 tabanına ait yükseklik var ama üçgen yok. Hemen şu üçgeni oluştursak. Evet ben bu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 3 bölü 2'dir. Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Peki şu üçgenin alanı bir de lazım bana. Sarıyla kırmızı alanın toplamı lazım bana. E hocam bu üçgenin alanında da tabanımız 8 değil mi? Evet. Tabana ait yükseklik tepesi burası olduğu için 4 değil mi arkadaşlar? Evet bitti gitti. O zaman sarıyla kırmızının toplamı isteniyor. Yani 12 çarpı 3 bölü 2. 12 çarpı 3 bölü 2 ile 8 çarpı 4 bölü 2'nin toplamı isteniyor. 12 çarpı 3 bölü 2 36 bölü 2'den 18 artı. 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 oldu. Ve bunları topladığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 34 çıkıyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre ABD üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın ABD üçgeninin alanı soruluyor bize. Hmm. Ne yapacağız arkadaşım burada? Arkadaş bir üçgenin alanı isteniyorsa hemen o üçgenin kenarlarına bak. Var mı bir kenar? Var. Hocam bu kenar var. O zaman sen Allah aşkına şekilde de 90 derece varsa ya da özel bir açı varsa büyük %99 ihtimaliyle nereden bulacaksın? Bu dediği bulutma. Tabanına ait yükseklikten. E hocam ben bunun tabanına şöyle bir yükseklik çizsem bunu bulmaya çalışsam. Ya kardeşim o taban var mı? Yok. Hangi taban varsa o tabana ait yüksekliği çizmeye çalış. Bulmaya çalış. Bu tabana ait yükseklik A köşesinden inilmeyecek mi? Evet. E o zaman buradan çizilen yükseklik hop sadece geniş açılım olduğundan dışarı düşüyor. E hocam işte bak burası yükseklik. Bak 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 burada da bir dik üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 köküçse 30'un karşısı da yarısıdır 3 köküçtür. Yüksekliği bulduk mu arkadaşlar bulduk. Tabanımız 4 yüksekliğimiz de 3 köküç olduğundan dolayı e, alanımız kaç çıkacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 3 köküç bölü 2 çıkar. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 6 köküç oluyor sevgili gençler. Cevabımız böylelikle denizli oldu. Yukarıda verilenlere göre ADB üçgenin alanı nedir? Arkadaşlar bir üçgenin alanı isteniyor bizden. Üçgende soruya baktığınız zaman e, taban var mı bir tane? Var. Bu 8 tabanına ait neyi bulacaksınız? Yüksekliği bulacaksınız. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. Var mı burada? Var. E, tamam. İlk hamlen senin şu kardeşim. Tabanına ait yükseklik. Aa hocam. Buraya çizersem saçmamış gibi duruyor sadece. Fark etmez. Dışarıya doğru da düşebilir sonuçta. Senin bu 8 tabanın burası. 8 tabanına ait yükseklik sadece geniş açı olduğundan dışarıya düşsün sadece. Tamam şuraya aç diyelim. Sen haşı bulmaya çalışacaksın. Artık alanla ilgili kısım bitti. Yani kenara koy onu. Alan taban çarpı yüksek. Böyle ki. E şimdi geldik şuraya. 150'yi kullanacağız. Arkadaşlar özel açı mantığını kullanmak demek ne demekti? E, 30-60-45 gibi açılar gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Dik çiziyorduk. E peki hocam bunların 180'e tamamlayanı gördüğümüz zaman da aynı şeyi yapıyorduk. Yani 120, 135, 150 gördüğün zaman da dik çiziyorsun ama neresine dik çiziyorsun? Bu geniş açı ya. 150'ler falan özel bir açı değildir. Bunların 180'e tamamlayanı özel bir açıdır. E 150'nin 180'e tamamlayanı. Hocam ya buradaki açısı 30 derece ama buradan dik çizsen bir işten yarıyor mu, yaramıyor? Ya da buradaki açısı 30 derece. Aa sen bu 30'a ait bir dik çizsen nasıl olur? Hop dik çizdik. Bakalım ne oldu? Hocam dike çizince bak 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 oldu. E takıldık kaldık. Soru da takıldığın zaman ne yapıyorsun? Soruyu okuyorsun. Ne kullanmadıysan ona bakıyorsun. Hocam açı ortayı kullanmadım ben. A açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olacağından. Burası 6 ise h 6 yapar. O zaman üçgenin alanı 8 çarpı. Bak tabanımız 8 yüksekliğimiz 6. 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2'den cevap 24 gelir arkadaşlar. Olay bu. Ya da bakın ben özel açı mantığına dayanaraktan çözüm yöntemini yaptım ama ilk çizeceğim hamle tabii ki yüksekliktir. Şu yükseklik mutlaka çizecek. Sen belki ikinci adımda açı ortayı kullanmak istersin. E burada hocam açı ortay kola dik çizilmişse diğer kola da ben çizeyim dersin. Hani sıralama değişebilir. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. O da bir çözüm yöntemini bazen değiştiriyor bazen değiştirmiyor. Yani verilen bilgiyi yeter ki kullanın. Bazen sıraların değiştirip ona göre işlemler de yapabilirsiniz. Evet cevap böylelikle denizli oldu. Yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Senden ne isteniyor? ABC üçgenin alanı. Bak bak bak. Soruları çözmeye başladığımdan beri ben ne diyorum? Senden bir üçgenin alanı isteniyorsa ve bir o üçgende taban varsa o tabana ait yükseklik çizeceksin. Ne zaman? Şekilde 90 dereceden özel bir açı varsa. Var mı kardeşim 90 derece? Var. Ya da özel açı var mı? Var. O zaman bu üçgenin alanı tabanına ait yükseklikten çıkar. Hocam hemen çizeyim şu tabana ait yüksekliği. Kardeş şu BC uzunluğu verilmiş mi de sen bu BC'ye ait yüksekliği çiziyorsun ha? Dikkat et. Sana ne verilmiş? Hocam taban olarak bana en büyük üçgende sadece ve sadece 4 verilmiş. O zaman sen bu soruyu daha rahat çözmek istiyorsan 4 tabanına ait yüksekliği çizerek bulabilirsin. E o zaman çizelim. Hocam büyük üçgende 4 tabanına ait yükseklik bak 4'ün tepe noktası B yapıyor. B buradan çizeceksiniz. Hayır. Buraya düşmez. Geniş açılı olduğundan sadece dışarıya düşer. Dışarıya düşmesi de fark etmez. Tabanın hala senin 4. Tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacaksın sadece. Şimdi peki ben bunu böyle çizince ne oldu arkadaşlar burada? Hocam şunlar birbirine paralel oldu. Her ikisi de aynı doğruya dik. E hocam 3 kök 3 burası 4 burası. 30'u kullanmadım ben 30'u nasıl kullanacağım? A, Z yok mu? Burada paralel ya bunlar. Z'den dolayı burası da 30 derece. E o zaman 30'u kullanalım. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3 müdür? Evet. A'yı bulursam ben A kök bulurum ve 4 çarpı A kök 3 bölü 2'den de sonuca ulaşırım. Peki başka ne var burada? Bunlar birbirine paralel. Paralelliği kullanalım o zaman. Hocam 4 bölü tamamı. 4 bölü 4 artı a eşittir. Bak 3 kök 3 bölü a kök 3. A çıktı. Buradan kök 3'ler nanay. İşler dışlar. 4 a eşittir. 12 artı 3 a olduğundan a'yı buradan kaç bulduk? 12 bulduk. Hocam a 12 ise burası 12 kök 3 oldu. O zaman üçgenin alanı bak tabanımız 4'tü. ABC üçgenin alanı taban 4. 4 tabanına ait yükseklik ne buldun? 12 kök 3. 12 kök 3 bölü 2. O da kaç çıkıyor? 24 kök 3 çıkıyor arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu o zaman? Edremit oldu. Zor bir soru mu? Kesinlikle değil. Bilmediğim bir şey yok. Alanın mantığı budur. 90 ya özel bir açı varsa tabanına ait yüksekliği mutlaka çiz. Sonrasında eski konular vardır. Eski konular tekrar ediyorsunuz. Benzerlik vardır, açıortay ortay vardır, kenar ortay vardır. İşte ne bileyim? O vardır, bu vardır, şu vardır. Yani geçmiş konularda kullanabildiğin sürece bu alan konusunu rahat bir şekilde yapabilirsin. Cevabımız Edremit oldu. Evet gençler burada da B-E-C üçgenin alanı soruluyor bize. Arkadaşlar B-E-C üçgenini hemen şöyle bir gösteriyoruz. BEC maalesef ama maalesef şekilde özel bir açı var ama şu üçgende hiçbir şey yok. Uzunluk yok. Hocam ben şu dört tabanına ait yüksekliği çizsem kardeşim senden EDC üçgenin alanı sorulsa eyvallah doğru Bak buradaki yüksekliği çizebilirsin. Çok mantıklı. Ve bu soruyu gören arkadaşlar ve büyük ihtimalle de buradasınız. Niye buradasınız? Kardeş sen bunu çizdin olmadı. Bak 4 tabanına ait yükseklik çizeyim dedin. biraz mantıklı düşün ama ben de sana mantıksız olduğunu söylüyorum. Senden bu BCE üçgenin alanı isteniyor. 1. Mantıksızlığın o. 2. Alıştın tabii şuna. Hocam açı ortay. Kollara çizilen dikmelere böyle alıştın. Oradan çıktı mı? Çıkmadı. Niye? Kardeşim sen hala da sen hala da şu mantığı anlamamışsın. Ee, buradan kollara silen dikmeler yaptığın zaman da aslında tabana ait bir yükseklik çizmiş oluyorsun. Tabana ait yükseklik BC tabanı olmadığı için yapamazsın. E ne yapacağız hocam? E açılar verilmiş sana. Bir açı ortay verilmiş. Hiçbir şekilde kullanamıyorsun. O zaman açılara dal kardeşim. En son çare o. Dal açılara alfa alfa de. İki iç açın toplamı bir dış açıdan alfa artı 30 oldu burası. E hocam Sonra burası ne oldu? Alfa ile 60'ı toplarsam hocam buradaki açıda alfa ile 60'ın toplamı alfa artı 60 yaptı. Aa tamam alfa artı 60 ise buraya alfa artı 30 kaldı ve bu bir ikizkenar üçgen çıktı. Olay bitti. Dörtgen burası da dörttür. Şimdi onlar düşünsün bak. Büyük sarı üçgende ben bir uzunluk buldum. Üç kenarı var ya bu üç kenardan bir tanesini buldum. Yani şurayı buldum. Dördü buldum arkadaşlar. E o zaman bir üçgen yani alan istenildiğinde verilen bir uzunlukta varsa üçgenin alanı nedir? %99.9 arkadaşlar tutuyor. Nedir? Tabanına ait yükseklik çizeceksin kardeşim. Bu 4 büyük üçgende yalnız bak tut, gelip de yine buradan çizmeyeceksin. Niye? Ya bu EDC'den bir yükseklik çizmiş oluyorsun. Nereden çizeceksin? 4 tabanına ait sarı üçgende yükseklik çizeceksin. Buradan çizeceksin. E hocam bu buraya mı düşer dışarı mı düşer fark etmez içeride düşse dışarıda düşse aynı arkadaşlar Hadi geniş açı diyelim buraya dışarı düşsün. Dışarı düştüğü zaman da sonuçta taban çarpı tabanla ait yükseklik. Ee, soru da karışmamış oluyor aynı zamanda. Çizdim. A ne çıktı bak 60'ı kullanabiliyorum yine. 90'ın karşısı 12 köküse 30'un karşısı yarısıdır 6 köküştür. 30'un karşısı 6 kökü 60'ı karşısı da 6 köküçün köküç katıdır. Şuraya yazayım da 6 köküçün köküç katı bu 3 olur. 18 mi olur arkadaşlar? Evet. E ee, tabanımız 4'ken tabana ait yükseklikte 18 mi oldu? Aynen öyle. O zaman BC üçgen alanı 4 çarpı 18 bölü 2'den kaç çıkıyor gençler? 36 çıkıyor. Yani cevap C -han oldu. K noktası ABC üçgenin teğet çemberin merkezi olduğuna göre ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. İşte çemberin merkezi görünce içeriden teğet çember çizmiyorduk. Bir de D ile AB birbirine paralel verilmiş. Hocam şu paralelliği şöyle bir göstereyim ben size. Hop hop paralel. Bunu unutma. Şunlar paralel. Eyvallah tamam. Hocam işte çemberin merkezini nasıl kullanacağız? Çok basit. Buradan gelen açıortaydır. Buradan gelen açıortaydır. Hatta buradan gelen de açıortaydır. Bunu çizmeyeyim. Çizsen de olur, fark etmez. İsterseniz çizeyim. hiç fark etmez. E hocam bu açıortay. Hop şöyle. Hocam bu da açıortay. Hop şöyle. Hocam bu da açıortay. Tamam, eyvallah. Şimdi şuna bakacak olursanız paralelliği de kullanacağız. Daha önceki videolarda da söyledim. Hem paralellik hem açıortaylık aynı anda varsa ne vardır büyük ihtimalle? Z. Z'den bak. Z'den dolayı bak burası çizgi açısı yaptı. Aa hocam 5 ise burası da 5 oldu mu? Oldu. Hocam burada da paralellik var. Aynı zamanda açıortaylık ortaylık. Z burada da mı var? Evet. 4 ise burası da 4'tür. Tamam. Artık temel orantıyı kullanabilirim. Hocam şunun tamamını oranı 9 bölü 12 deyip A bölü A artı 5 eşittir 9 bölü 12'yi Buradan işler dişler yapabilirsiniz ama ben 9 bölü 12'nin ne olduğunu görüyorum. 3 bölü 4. Hocam 3 bölü 4. Yani A'ya ben 3K dersem burası 4K derim. E, burası 3K iken tamamı 4K ise buraya K kaldı. O zaman 3K K eşittir 5 ise 3K'da kaç yaptı? 15 yaptı arkadaşlar. Değil mi? E hocam burada paralellik var. 3'e 1 olan varsa yine burada da temel orantıyı kullanabilirsiniz ama koldan kola geçiş 3'e 1 ise burada da 3'e 1 vardır. 3 n ise burası da n'dir. n 4 ise burası da kaç yaptı? 3 n. Yani 12 yaptı. E hocam şimdi ne yapacağız? Senden ABC üçgenin alanı isteniyor. 3, 90 derece yok. O yok. Bu yok. Şu yok. Açı yok. Özel açı yok. Ne yapacağız? E, o zaman bulduğumuz değerlere bakalım arkadaşlar. Sen 15 buldun. 12 buldun. E, şuraya bakacak olursan. Bak 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 bak. bak. Burası kaç? 16. Bak burası kaç? 20. Şurası kaç? 12. Aa, sayılar sana bir şey anımsattı mı? 12, 16, 20. Ne üçgeni arkadaşlar bu? 3, 4, 5'in 4 katı değil mi? Pisagor bağıntısı sağlanıyor mu? Yani 20'nin karesi 12'nin karesi artı 16'nın karesi sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman bu bir dik üçgendir. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 12 çarpı 16 bölü 2'dir arkadaşlar. E kaç yapıyor o zaman? Şu 8 yapıyor. 12 ile 8'in çarpımı da 96 yapar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu sevgili gençler. Müzik